Değişim oranı, değişim hızı ya da eğim. Değişim oranı eğim demek. Şimdi değişim oranı bir niceliğin değerindeki değişimin başka bir nicelikteki değişime kıyasla ortalama ne kadar olacağını gösteren bir orandır. Ya biz burada bunu fonksiyonlara ya da noktalara uygulayacak olursak x bağımsız y de yani fx x'e bağımlı bir değişken oluyor burada. Bu değişkenlere ait x1, y1, x2, y2 değerleri verilsin. Yani bu şu demek y1 dediğim fx1 demek burada. Y2 dediğimde f(x2) demek fonksiyonun değerleri gibi düşünebiliriz. Şimdi burada x1 y1 değerlerinden x2 y2 değerlerine geçişte yaşanan değişim oranı yani bu fonksiyondaki değişim oranı bulurken y değerindeki değişim bölü x değerlerindeki değişim yani f(x2) eksi f(x1) bölü x2 eksi x1 ya da direkt e, ordinatlar farkı y'leri farkı y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 Tabi burada y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 de diyebilirim. Hangi yönden başladığım önemli. Genelde yukarıdan aşağıya çıkarıyoruz. Tabi burada x1 ve x2 birbirinden farklı olmalı ki bir değişim olsun. x1 x2 eşit olursa zaten x2 eksi x1 sıfır olur. Tanımsız olur bu ifade. Şimdi değişim oranı bu şekilde. Bana eğimi veriyor aslında. Y'leri farkı bölü x'leri farkı. Şimdi demiş ki doğrusal fonksiyonlarda değişim oranı sabittir. Çünkü neden? Doğrusal bir fonksiyon aldığım zaman herhangi iki nokta aldığım zaman bunun üzerinde şöyle bir doğrusal fonksiyon düşünelim. Herhangi iki noktada şuradaki değişim oranıyla işte şuradaki değişim oranı aynı. İki nokta arasındaki değişim oranı aynı çünkü doğrusal olduğu için bu. Eğim her yerde aynı olacak. Şimdi burada bu sabit değer, değişim oranı sabittir. Fonksiyon grafiğinden elde edilen doğrunun eğimine eşittir. Yani doğrusal fonksiyonlarda değişim oranı demek eğim demek. Ve burada fx eşittir işte ax artı b fonksiyonu için değişim oranı şuradaki x'in katsayısı. Bunu analitik geometri de ileride daha iyi göreceğiz ama buradan da bahsedelim. Yani burada fx eşittir işte ax artı b şeklinde olduğu zaman buradaki a bana değişim oranını yani eğimi verecek. Şimdi bak burada Desmos'tan bahsetmişiz. Desmos'tan sürekli bahsediyoruz. Şimdi buradaki söylenileni yapalım. Bakalım ne olacak. Demiş ki desmos.com internet sitesine girerek çoluktaki altsız grafik menüsüne tıklayın. Oradan line, slope, in intercept, form linkini tıklayın. Şimdi ben bende Türkçe olduğu için daha farklı bir isimle gözükecek. Şimdi buradan ben hemen Desmos'u açıyorum. Desmos'u açtım. Şurada başlıksız grafiğe tıkladım. Ben de direkt şurada en başta çıkıyor aslında. Eğim kesim formu diyor. Ben şunu tıkladığım zaman grafiği aç diyorum. Bak Y eşittir. Mx artı B şeklinde. Burada M değeri var. B değeri var. Şimdi burada öncelikle şunu yapalım. B'yi 0 yapalım. Bak. Ya da daha doğrusu B ile oynayalım. B ne işe yarıyormuş bak. Şuradaki B'ye dikkat et. B'ye. B aslında Y ekseni kestiği nokta. X'e 0 verdiğim zaman Y ekseni kestiği nokta B. B büyüdükçe Bak. Y ekseni kestiği nokta Şurada. Yukarı doğru çıkıyor aslında. B'yi büyüttükçe 1 ile 10 arası değer vermişiz ben. Tabii bunu daha farklı değer de verebiliriz. Ya da bak mesela şuna tıkladığım zaman otomatik kendi B'yi büyütüyor. Ondan aşağı doğru şimdi bak. B sıfırdan küçük olduğu zaman aşağı geçiyor. Bu sefer y ekseni aşağıda geçiyor. Kesiyor. Yani B değerim aslında bak ne yapıyor B değeri? Y eksenini kestiği noktayı yukarı taşıyor. Aşağı indiriyor. Ya da x eksenini kestiği noktayı sola sağa kaydırıyor. Yani buradaki B değiştiği zaman grafik Yukarı aşağı ya da sağa sola gider. Şimdi bunu durduralım. Bunu durduralım. B'yi sıfır yapalım. B sıfıra gelsin. B 0 demek. Y eşittir X demek bu. Şimdi M1. B 0 Y eşittir X demek bu. Buradan başladık. Şimdi M değerini artırınca ne oluyor bak. Şimdi sıfırken. Sıfırken tam X ekseni oluyor. Eğim sıfır. Bak eğimi artırdım. Birken Y eşittir X. Sonra ne oluyor? Bak 1, 3, 1, 2. Eğim arttıkça dur şurayı şöyle göstereyim. Eğim arttıkça y eksenine yaklaşıyor bak. Eğim arttıkça y eksenine yaklaşıyor. Tabi bu ondan daha büyük değer de olabilir. İstersen ben buraya 10 yerine başka bir şey de verebilirim. Fark etmez. Şimdi 10, 11 sonuçta bu pozitif olduğu sürece yüze de gitse bu gittikçe y eksenine yaklaşacak. Eğim büyüyecek. M küçüldükçe x'in katsayısı eğim azaldıkça bak ne oluyor? Y eksenine uzaklaşıyor. Peki eğim 0 olduğunda x eksenine eğim negatif olduğunda ne oluyor? Bak bu sefer doğrum sola yatık oluyor. Bak yine eğim küçüldükçe yine soldan sağa doğru y'ye yaklaşıyor bak. Soldan sağa doğru y'ye yaklaşıyor. Ama her zaman solda kalıyor. Yani bak şöyle diyelim. Eğim pozitifken eğim pozitifken m e sıfırdan büyükken Doğrum sağa yatık oluyor. Ne kadar büyürse büyüsün y'nin sağında kalıyor y eksenin. Y eksene yaklaşıyor ama sağa e, yatık oluyor. Ama bak eğim negatifken m ne kadar büyük olursa olsun yine y eksenine yaklaşıyor soldan sağda doğru ama sola yatık oluyor. Yani sol tarafta olursa eğim negatif doğru sağ tarafta olursa şu bahsettiğim birinci bölgeye şuradan bahsediyorum. Mesela şuradaki noktadan bahsediyorum. Şurası için konuşuyorum. Bak Mesela y eşittir 1, bu y eşittir x, y eşittir 2x, y eşittir 3x şeklinde, bu şekilde gidiyor. Şimdi dönelim normal grafiğimize, bu kısmı bitirelim. Ondan sonra nereye geçelim? Ondan sonra da e, kazanım kısmına geçeceğim. Tabi burada şimdi mesela b sıfır ya, örneğin m 2 olsun 2x, B'yi değiştirelim bak, ne oluyor? Sağ, sol, sağ e, sola gidiyor. Mesela bak şunu, tam 5 yaptığın zaman y eşittir 2x artı 5. Bu y eşittir 2x artı 5. Ben burada m'yi değiştireyim. Mesela m'yi de 5 yapayım. Eksi 5 yapayım ya da. Böyle. Y eşittir 1 yaptığın zaman x artı 5 oldu bak. X'i de eksi 5'e 0 ve 0 5 noktasından geçti. M'yi arttırdıkça yine bak ne oluyor? Y eksenine yaklaşıyor. Azalttıkça azalıyor. Bu şekilde. Tabi burada B'yi değiştirdiğim zaman bak şu şekilde yine Y ekseni kestiği nokta değişiyor. Sağa sola oynuyor. Bu şekilde. Ama M'yi değiştirdiğimiz zaman dönme oluyor. Bak olduğu nokta üzerinde dönüyor. Kıpırdamıyor sağa sola. Noktalar da değişmiyor. Sadece şurası dönüyor bak. M değiştiği zaman. Şimdi geçelim. Burada başka bir şeyimiz kalmadı. Bu yorumları yaptıktan sonra kazanım kısmına geçebiliriz. Kazanımda zaten bunları yorumlayacağız.